Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet sevgili 8. sınıf öğrencilerimiz özellikle de sizler için yeni bir haber var. Nedir bu haber? Biliyorsunuz 15 Şubat'ta uzaktan eğitim başlayacak fakat e, bazı kesimler için yüz yüze eğitim başlayacak. Özellikle köylerde bulunan okullar için ki hepsi için değil tabi bunlara valilikler karar verecek. Genel olarak şöyle bir haberimiz var tabi. 1 Mart'ta herkes için bütün 8. ve 12. sınıflar için okullar açılacak tam gün olarak. Dolayısıyla bununla ilgili Milli Eğitim detayları açıkladı. Nedir bu detaylar? E hangi dersi göreceğiz, hangi dersi kaç ders göreceğiz gibi detaylar. Biliyorsunuz daha önce söylemiştim. E, i̇ki gün değil bu sefer. Bu sefer açılacak okula tam gün açılacak. Yani e, beş gün birden o okula gideceğiz ve işte burada da hangi dersin kaç ders olacağı yani kaç saat olacağı vesaire gibi konularımız vardı. E, işte bu haftalık ders çizelgesi Milli Eğitim tarafından son dakika olarak açıklandı. Bizler de size anında şimdi e, bilgilendirmesini yapacağız. E, hem ortaokullar hem de İmam Hatip Ortaokulları için iki ayrı program yayınlandı Milli Eğitim tarafından. Birincisi normal ortaokullarımız için başlayalım. Haftada toplam 22 saat dersiniz olacak. Dolayısıyla iki gün filan değil tam olarak 5 gün okula gideceksiniz. Yani hatta Milli Eğitim'in ayrıca yayınladığı resmi bir yazı daha var. Yüz yüze eğitimle ilgili orada da bu detaylar yazıyor. Yani ilkokullarda 2 gündü biliyorsunuz. O karmaşayı yaşamayın lütfen. 2 gün ilkokullarda, ortaokullarda ise normal eskiden olduğu gibi 5 tam gün okula gideceksiniz. Burada tabi kurslardan bahsedilmiyor. Destekleme yetiştirme kursları muhtemelen bundan sonra ya öğleden sonra mı olur artık ya da hafta sonu sadece yapılabilir. Onu Onlarla ilgili de detayları okullar belirleyecektir muhtemelen 15 Şubat'tan daha doğrusu 1 Mart'tan itibaren. Şimdi gelelim derslerimize. Temel dersler olacağını zaten söylemiştik. Yani LGS dersleri kesin olacak demiştik. Onun dışında da bir dersimiz olmadı. Bunları da kaçar ders göreceğiz. Şimdi Türkçe ve matematik normal planda olduğu gibi beşer ders göreceksiniz. Yani tamamını okulda göreceğiz. Fen bilimlerinde 4 ders görüyoruz. İnkılap tarihi Atatürkçülük 2 dersimiz var. Yabancı dil 4 ders ve din kültürü ahlak bilgisinden de 2 ders olmak üzere normal ortaokullarımız yani düz ortaokul diyelim bizim onlara e, toplamda 22 ders okula gidecekler bir hafta boyunca yani 5 gün boyunca. Tabi bu 5 gün bazı okullar tarafından 4'e indirilir mi bilmiyorum çünkü açıkçası hani 22 ders 5 e, dersten 5-6 dersten yapılsa 4 günde de bitirilebilecek bir ders sayısı. Dolayısıyla bakalım e, okullar nasıl kararlar alacak. Onunla ilgili çünkü bir detay verilmemiş. Sadece 5 gün Hani yayılacağından bahsedilmiş Milli Eğitim tarafından 5 gün yapılabilir ama yapılmaya da açıkçası. Çünkü çok az ders var. Peki derslerin detayları nedir? Kaç dakika olacak? Öncelikle ders süresi daha önce de belirttiğimiz gibi 30 dakika olacak. Teneffüs saatleriniz 10 dakika. Ee, okullarda yüz eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatlerini yani sabah okul kaçta açılacak? Kaçta kapanacak? Bunları okul yönetimleri, öğretmenler ile birlikte bu kararı verecek diye not düşülmüş Milli Eğitim tarafından. Şimdi tabii bir diğer de detay diğer dersler ne olacak? Mesela yine Milli Eğitim tarafından yazılan e, maddeyi söylüyorum. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve spor, teknoloji ve tasarım, perlik ve kariyer planlama ile seçmeli dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir şeklinde bir notu da var. Yine Milli Eğitim'i bu yayınladı haftalık ders çizelgelerinin altında. Şimdi geliyorum İmam Hatip kısmına. Şimdi İmam Hatip Ortaokulları isim normal ortaokullara göre iki ders. Fazla ders görecekler. E, yani yani toplamda 24 saat dersleri olacak İmam Hatip Ortaokullarının. Yine Türkçe Matematik 5'er saat, Fen Bilimleri 4, İnkılap Tarihi Atatürkçülük 2 ders, e, Yabancı Dil 4 ders, din kültürü 2 ders ve ekstra olarak e, İmam Hatip Ortaokulları'nın göreceği Kur'an-ı Kerim dersi 2 ders olarak eklenmiş. Yani toplamda 24 ders yapıyor İmam Hatip Ortaokulları için. E, yine burada da derslerimiz aynı 30 dakika, teneffüsler 10 dakika. Burada da yine e, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, işte tasarım, teknoloji ve tasarım, rehberlik ve Arapça dersleri, e, peygamberimizin hayatı gibi dersler uzaktan eğitim yoluyla işleneceği de yine Milli e, Eğitim'in yayınladığı açıkladığı listede madde olarak eklenmiş. Evet onun dışında yüz yüze eğitim ile beraber uyulması gereken kurallarımız da var. Tabi mesela okul giriş ve içlerine liste aç, ıı, asılacak. Ne listesi? İşte kurallarımızın listesi. Sosyal mesafe, maske kullanımı, temizlik vesaire. Öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan afişler okullarda olacak. Yine uygun yerlerde el antiseptiği yani işte o dezenfektan dediğimiz ıı, araçlar olacak. Tem Temassız ateş ölçer bulundurmak zorunlu mesela okullarda yine ateşleriniz ölçülecek. Bez maske sıvı savun el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya bulundurulacakmış kullanılmış maskeler içinde yine kapaklı çöp kutuları temin edilecek. Maske kullanımla ilgili posterler asılacakmış okullarımıza. İçeriye alınması gereken kişi sayısı da 4 metrekareye bir kişi olacakmış. Burası önemli. Sizi de daha çok bağlayacaktı. Sınıfta en fazla kaç öğrenci bulunacak? Normalde bin eğitimin açıkladığı şartlar uygun olursa diye tabii öncelikle altını çiziyorum. En fazla 15 öğrencinin bulunması sağlanacak. Sınıf çalışma salonları, yemekhane, kantin gibi toplu kullanım alanları sosyal mesafenin korunması amacıyla kişiler arasında en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek denmiş. Ee, buradan da acaba kantinlerde açık olacak mı? Onu anlıyoruz sanırım değil mi? Yemekhane kantinlerde de muhtemelen açılacaktır. Ee, biliyorsunuz önceki dönemlerde çok seyrek bir şekilde hatta bir süre kantinler açılmamıştı. Daha sonra açıldı gibi durumlardan da bahsedilmiş. Tabii 15 öğrenci Türkiye şartlarında ne kadar uygun olur? Ve e, sınıfları 15 kişiye düşürmek mümkün müdür açıkçası? Bana kalırsa çok da mümkün gelmiyor. Yani özel 30 kişi, 40 kişi, 50 kişilik sınıf mevcutlarımız var. E bunları böldüğünüz anda sınıf sayısı artacak. Sınıf sayısı arttığında ders sayısı artacak. Tabii sizler için çok büyük bir problem gibi gözükmüyor. Fakat burada öğretmenlere hazırlanacak ders programında sıkıntılar yaşanıyor. Çünkü daha 5, 6, 7. sınıflarda var. Yani öğretmenlerin yasal olarak alması gereken maksimum ders sayısı var. Çünkü orayı geçmemeleri gerekiyor. E bu durum işte sıkıntı yaratıyor. Dolayısıyla sınıf bölmek çok mümkün Değil. Bu yüzden de okullarımız bence bu uygulamaya gitmeyeceklerdir. En fazla 15 öğrenci uygulaması biraz daha küçük okullar için söylenmiş diyebiliriz. Onun dışında işte öğretmenlere yüz koruyucu da verileceği söyleniyor. El hijyeni en önemli kurallardan biri olduğu da belirtilmiş. Klasik yani pandemi şartları kurallarını açıklıyor. Ama bizim için bugün zaten önemli olan bilgi ders programı bilgisiydi. Bu bilgileri de sizlere son dakika haberi ol olarak aktarmak istedik. Yani hafta sonu işte sabah erken vesaire hiç belli olmuyor. Ne zaman hangi haberin çıkacağı. Dolayısıyla bu haberi sizlerle eee ivedi bir şekilde paylaşmak istedim. Evet umarım hayırlısı olur diyelim. Tabi 1 Mart'ta açılacak şeklinde planlar yapıyoruz. Umarız açılır umarız şartlar uygun olur. Ama bildiğiniz üzere yani vaka sayıları ortada gidişat iyi olmadığını söyleyen bilim kurulu üyeleri var. Dolayısıyla 1 Mart'ta hatta 15 Şubat'ta dahi kararlar aniden değişebilir. Dolayısıyla bu sene sizlerin 8. sınıf öğrencisi olarak yapmaları gereken yani önemli noktalardan biri hani ders çalış çalışmanın dışında güncel eğitim haberlerini de takip etmeniz gerekiyor maalesef. Çünkü ne kadar hızlı bir şekilde bunu öğrenebilirseniz ya yani kendinizi ona göre hızlı bir şekilde adapte edebilirsiniz. Ortam ve şartlara uygun planlamalar yapabiliriz. Dolayısıyla bunlar önemli. Bundan sonra da yine eğitim haberlerini biz sizlere en doğru ve hızlı bir şekilde vermeye devam edeceğiz. Eğer değilseniz bu sebeple Partikül Matematik kanalını takip etmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki de videoyu beğenerek de yine bizlere de destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda da görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.